seçmenle mesaj verdi. Seçimleri geride bırakalı 40 gün oldu. Ama hala seçmen ne mesaj verdi sorusu gevrek. Tabi yanıt noktasında nice yazılar kalem aldık. Yazar, araştırmacı, kamuoyu analistini icra edenlerinde neler söylediğine, ikmale getirdikleri sonuçlara da bakıp durduk. İlk anda ifade ettiğim gibi, mesaj net, açık ve tartışma götürmez gerçekliğiyle ortadadır. Az sonra kriterlere gireceğim. Ama önce tespitlere bakalım. Emekliler, dul, yetim, yaşlılık maaşı alan, açlık, ve yoksulluk hanesinde yaşam mücadelesi veren seçmen. AK Parti açık ve aleni bir şekilde protesto etti. Sandığa gitmedi, oy vermedi. Beriyan'da Kürt seçmenlerdi. Seçimdeki tarihi katılım düşüklüğünün ana nedeni bu iki faktör. Bir hayat pahalılığı, iki partinin hızla kendi öz kodlarından uzaklaşması düşüncesi. %78 katılım vaki olmamıştır son 20 yıl içerisinde. YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara baktığımızda 13 milyon seçmen sandığa gitmemiş. Katılım düşüklüğü düşüklüğü şunu söylüyor. 6 milyon seçmen belirgin bir şekilde tartışma götürmez hakikatin beyanıyla sandığı ve AK Parti'yi boykot etmiştir. Nitekim ülkenin son 50 yılını göz önüne alırsak blok olarak partilerin oyları belli. Ancak milliyetçi olarak kendilerini konumlandıran gerek Türk ve gerekse Kürt seçmen ülkenin siyasi seyri noktasında kendilerini farklı kulvarda konumlandırabiliyor. Bu da dengeleri değiştirdiği gibi birçok parti hezimet yaşatmıştır. Bu kesiminde aşırı şekilde partinin siyasi stratejisinden etkilendiğini söylemek lazım. Tercihini değiştirdi ki son enflasyonist ortam Demirtaş'ın cezaevi hayatı bu kesimin tercihini AK Parti'den yana değil karşı mahalleye geçişle gösterdiğini söylemek mümkün. O milliyetçi kesimin bir kanadı olan İyi Parti kanadı, birileri farklı yorumlasa da taban tıpkı parti içerisindeki istifalar gibi CHP kaldı. Kaldı ki 14 Mayıs'ta %10'lar derken %3,5'a düştü. Ankara ve İstanbul yüzdeli kategorisine bile giremedi. Blok kayış. Aynı şekilde Batı illerinde Dem Parti'de ki Dem Parti'yi çok konuştuk. Doğu ve Güneydoğu ayrı Batı illeri farklı. Ancak seçmeni konsolide etme, oy tercihinde alan değiştirmede partinin önemli önemli isimleri geride kaldı. Söz sahibi ve başarılı olan Kandile müzayir olan Kanat oldu. Çünkü bölge illerinde Seçmen Partisi'ne oy verdi ama batı illerinde kent uzlaşısı adı altında CHP ile girdi ittifakın gereğini yerine getirerek oy verdi. Yoksa Dem Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş sıfır çeker miydi? Seçim evresinde her ne kadar tavşan aday değilim dese de Leyla Zana sırrı sakık CHP karşı refleks geliştirip reyimiz kendimize deyip durduysa da olmadı. Zaten Beştaş seçim sonrası konuştu. İmamoğlu oyları kendisinin aldığını sanmasın. Halkımız AK Parti'ye kaybettirmek için ona oy verdi. Aday belirleme sürecinde çok tartışmalı haller CHP'de yaşandıysa da özellikle milliyetçi, muhafazakar seçmenin çok olduğu yerlerde bu dokuya uygun adayları tercih etmesi sandıktaki oy oranını patlattı. Özellikle İstanbul gibi kozmopolik bölgelerde CHP, İYİ Parti ile dem seçmenini kendi potasında eritmeyi başararak kazanılan seçmen olarak konsolide etti. Bunun semeresini de almayı başardı. AK Parti gerek seçim bölgelerinde gerekse de aday belirleme evresinde sahayı istenilen noktada yoklayamadı. Gerek kampanya yetersizliği, gerekse hizmetleri ve vaatleri anlatımlarını, aday tanıtımını, çok yönlü bir şekilde o siyasi ustalık mahirliğini bu seçimde ortaya koyamadı. Parti genel merkezi, il teşkilatları, ilçeler, adaylar, milletvekilleri kendilerini konsolide edici, birlikte hareket sağlayıcı mekanizmadan kopuktu. Herkes kendisine özgü kibir abidesi kesildi. 20 yıllık iktidarın getirdiği iticilikle seçmen AK Parti'ye ders verme noktasında sözümüzü dinlemezsen, bizi görmezsen, hayat pahalılığı, enflasyonla ezildiğimize çare bulmazsan bir daha seçimde yoksun mesajını verdi. Kürt seçmen de aynı minvalde çözümsüzlüğün faturasını bu seçimde uyarı mahiyetiyle kesti. Netice itibariyle Dem ve İYİ Parti seçmeni CHP'ye yöneldi. Muhafazakar, Dindar Kesim, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva'yı sıfırlayıp inten refaha yöneldi. Sandığın okuttuğu ve seçmenlerin verdiği mesajlarla alakalı daha çok yorum, analiz ve tespitler sıralayabiliriz. Diyarbakır dahil olmak üzere ülkenin 81 ili bütünlük içerisinde kendi kendini sorgulayan nedenler barındırmaktadır. Önümüzde 4,5 yıllık bir seçimsiz dönem var. Partiler kendi ölçeklerinde şu an yenileme, değişim ya da buraya kadar meşguliyetiyle hemhal. Ama işin özü gözlerin odaklandığı AK Parti ne yapacak? İlk gün söyledim. AK Parti demin pozisyonunu ve CHP'nin hal vaziyetini iyi okuması gerektiği kadar kendi iç dünyasındaki kibir hastalığı radikal Milliyetçiliği virüsünden de kurtulması gerekir. Çünkü parti etyen virüs misali derbeder eden bu hastalıktır. Onun için kimse laüsel değildir demenin zamanı gelip geçmiştir ve de Kürtlerle olan 2015 öncesindeki sinerjiyi yeniden yakalaması gerekir. AK Parti'yi süresiz iktidar kılan ana etkenlerden biri de Kürt seçmenleri ve Güneydoğu insanı olduğu unutulmamalı. Bakalım önümüzdeki günlerde AK Parti bu minvalde iç muhasebe adına kamplar organize edecek. Önce milletvekilleri, sonra belediye başkanları, Bilare'de il teşkilatları. Çıkacak sonucu icra edilecek muhasebeyi hep birlikte takip edip göreceğiz. Bakalım kibir virüsüne karşı ve de vatandaşla parti arasında duvar örmek isteyen iç düşmanlarla mücadele edilecek mi? Ve o meşhur bizde Ömerler lazım isteğini yerine getirmeyip firavunları belirleyenlerden hesap sorulacak mı? Bekleyip görelim. Dem Parti ne yapmalı? Bu soru sıkça soruluyor. Ama ben ne yapmalıdan daha çok ne yapmaması gerektiğini odaklanmak istiyorum. Ki seçmenin sandıktan verdiği mesaj da bu minvalde. Partinin belirleyeceği stratejilerde toplumu gerice söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır. Seçim sonrasındaki ilk günlerin gerginliği doğrusu seçmende ciddi bir endişe yaratıcı oldu. Geçmişten ders alınmamış misali biz bunlara bunun için mi oy verdik diyen seçmenin sesi yükseldi. Duydular mı duymadılar mı bilmiyorum ama kayyum atanmasını temin için zorlayıcı hal ve hareketlerde bulundular. Malum partinin bir kesiminin gerilim ve çatışmadan beslendiğini bilmeyen yok. Zaten bu kesim olmamış olsaydı Demirtaş, Leyla Sana, Sırrı Sakık gibi isimlerin temsil ettiği kanat daha bir bir ses olurdu. Partide oy kaybetmez, Türkiye Partisi olma yönünde yeni adımlara ve ufuklara yelken açabilirdi ama olmadı. Şu an duran bir hal var. Önümüzdeki zaman neyi gösterir, hep birlikte göreceğiz. Bence Dem Parti'de siyaset kulvarında gelişen bahar havasına normalleşmeye katılım göstermeli. Bakalım ders alan mı, ders veren mi olunacak onu hep birlikte göreceğiz. Biz takipteyiz. Günün sözü, sandığın veli nimeti olan seçmene arzı olmayanın akıbeti meçhuldür. Hayırlı cumalar.